Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz 3D model üretme uygulaması olan Talis sizlerle birlikte deneyeceğiz. Peki Trilis nedir? Biraz bundan bahsedelim. Trilis aslında Microsoft veya Microsoft artık nasıl telaffuz ediyorsanız geliştirmiş olduğu 3D model üretme yapay zeka uygulaması diyebiliriz. Son zamanlarda 3D model üretme alanında aslında birçok yapay zeka uygulaması çıktı. Kimisi ücretli, kimisi farklı şekilde kullanılabiliyor. Bunların birçoğunu denedim. Aralarından bence en güzel olan bu Trialist diyebilirim. Özellikle indie tarzında oyun yapıyorsanız veya anlık bir şeyler üretmeniz gerekiyor ve vaktiniz yoksa bu tarz yapay zeka uygulamaları bazen hayat kurtarabiliyor. Tabii ki ürettikleri modellerin çok böyle topolojiler aman aman mükemmel olmayabiliyor ama bazen günü kurtarmak amacıyla bir şeyler üretmek anlamında kullanılabiliyor. Evet istiyorsanız hemen trialsı nasıl kullanacaksınız biraz bundan bahsedelim. Açıklama kısmına büyük ihtimal link koyacağım veya direkt buradaki isimleri de arattığınız zaman zaten direkt Google'dan bunlara erişebiliyorsunuz. Google'da direkt şu ismi arattığınız zaman zaten direkt bu sitenin linkini bulabiliyorsunuz veya zaten şurada da gözüküyor. Bu kısmı çok bu kısmı çok gereksiz uzattığımı fark ettim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar aşağı geldiğimiz zaman önümüze şöyle bazı görseller geliyor. Aslında buradan neler yaptığını hemen hemen görebiliyoruz. Baktığımız zaman görselden baya baya güzel bir şekilde modelleri ürettiğini görebiliyorsunuz. Burada da dediği gibi Trilis büyük bir 3 boyutlu vallık oluşturma modelidir. Yani 3 boyutlu model üretme uygulamasıdır diyebiliriz. Metin veya resim işlemleri alır. Yani metin veya isterseniz görsellerle de model üretebiliyorsunuz. İster metin yazın ister görsel yazın ya da görseli yükleyip de o görsel eklemeler yapmak istiyorsanız altına da metinler falan yazabiliyorsunuz. Baya teferruatlı bilgileri buralardan erişebiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi 500 bin farklı nesneden oluşturulan büyük bir veri kümesi varmış. Yani baya baya büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kısımlardan da genellikle gerekli güncellemeler nedir neler gelmiş falan onları görebiliyorsunuz. Bu kısımdan da yapılacaklar listelerine erişebiliyorsunuz. Şimdi burada önemli bir nokta var sevgili arkadaşlar. Bu uygulamayı lokalde yani herhangi bir şekilde internete bağlı olmadan kendi bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız Burada da yazdığı gibi en aşağı 16 GB'lık bir VRAM'e sahip olmanız gerekiyor. Yani ekran kartınızın hafızasının 16 GB olması gerekiyor. Ben son zamanlarda bazen arkadaşlarıma şunu diyorum. Arkadaşlar yeni ekran kartı alacaksanız minimum 12 veya 16 GB belleği olsun diyorum. Çünkü tasarım alanında gelişen yapay zeka teknolojilerini bazen lokalde denememiz gerekebiliyor. Maalesef hem tasarım alanında hem de oyun anlamında 8 GB VRAM'ler maalesef yetersiz geliyor. O yüzden bu tarz yapay zekalar denemek istiyorsanız 16 GB VRAM'inizin olması gerektiği zaten burada yazıyor. Gerekli bağlantılar zaten detaylı bir şekilde burada yazıyor. Buralardan bakabilirsiniz veya YouTube'dan da nasıl lokale kurulabileceğini izleyip bakabilirsiniz. Peki biz nasıl kullanacağız? Sevgili arkadaşlar biraz yukarı geldiğimiz zaman Buradan Hugging Face kısmının olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle masumun tek bir kere tıkladığım zaman yeni sekmede hemen açıyor. Bu kısımdan da ücretsiz kullanabiliyorum. Tabii ki belli limitler dahilinde kullanıyoruz. Hugging Face üzerinden günlük kaç saat hatırlamıyorum. 2 saat mi 3 saat mi tam bilmiyorum. Şimdi o kısımda çok da böyle biliyormuş gibi konuşmayayım ama yine de uzun zamanlar kullanabiliyorsunuz diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar siteye geldiğimiz zaman buradan görseller yükleyebilirsiniz veya buradan prompt'lar falan girebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. Aşağı geliyoruz. Buradan farklı ayarlar var. Bunlar çok da öyle aman aman değiştirmenize gerek olduğunu bile düşünmüyorum. Video kısmında söylemeyi unuttuğum önemli bir ayar var sevgili arkadaşlar. Ona hemen hızlı bir şekilde değineceğim. Hemen bu kısma geldiğimiz zaman yani çıktı ayarları bölümüne. Hemen buraya aktif ettiğimiz zaman aslında aktif etmek değil açtığımız zaman Burada texture size kısmı var. Yani modelin üzerindeki gözükecek texture'ın boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Default halinde 1024 piksel olarak geliyor. Bunu buradan istediğiniz gibi yükseltebiliyorsunuz veya farklı yapay zeka uygulamalarını kullanarak da görüntüleri upscaling yaparak daha büyük çözünürlüklerde kullanabilirsiniz. Videomuza devam ediyoruz. Buradan direkt yükleyebiliyorsunuz veya buradan farklı bir sürü resmi aynı anda yükleyebiliyorsunuz. Biz genelde buradan single image olanı yüklemeyi tercih edeceğiz. Şimdi elimde benim deneme amaçlı bazı görsellerim var. Şöyle Spider-Man görselim var vesaire vesaire. Bayağı bir değişik görsellerimin olduğunu görebiliyorsunuz. Bakalım böyle karmaşık fotoğraflardan nasıl bir model üretecek görelim. Bunu şöyle sürüklüyorum hemen. Şöyle sitenin içine atıyorum. Buradan fotoğrafımın yüklenmesini bekliyorum. Ki zaten hemen hızlı bir şekilde yükleniyor. Ekstra başka bir şey yapmamıza gerek yok. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi sevgili arkadaşlar modelin arka planı genellikle beyaz olsun. Yani arka planla model ayrışsın birbirinden. Buna biraz dikkat etmeniz gerekecek. Gerekecektir. Tam söyledim bilmiyorum ama sesim bir anda orada kısıldı. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan generate butonuna tıkladığımız zaman artık üretme işlemi başlıyor. Buradan işte bize diyor ki işte donanım falan ayrılıyor diyor. Bunları tamamladı ve bize bir donanım verdiğini buradan yazıyor zaten ve üretme işlemi başladı. Üretmeyi gayet hızlı bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Öyle aman aman 5-10 dakikalar civarında beklemiyorsunuz. Bakın ben daha konuşmamı bitirmeden direkt tak diye modeli ürettiğini görebiliyorsunuz. Buradan da ön izlem olarak bunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu model ürettikten sonra bunu nasıl indireceğiz derseniz bakın en aşağı geldiğimiz zaman buradan iki tane çıktı formatı var. Ben Blender'da kullanacağım için buradan GLB olanı seçmeyi tercih ediyorum. GLB'ye tıkladığımız zaman yine burada donanım işlemlerini ayarlıyor. Hugging Face sonrasında buradan modeli üretmeye başlıyor. Bu da çok kısa bir süre içinde yaptığını söyleyebilirim. Yani burada da çok fazla beklemiyorsunuz. Bu üretirken arkadaşlar şöyle aşağı geldiğimiz zaman burada bazı hazır görseller var. Bunlara direkt tıkladığınız zaman bu görselle üretme aşamasına geçebiliyorsunuz. Gayet güzel ve hani en azından demo olması açısından internette sağda solda fotoğraf alamayla uğraşmayın diye buraya bazı hazır görseller yüklemişler. Bunları da direkt indirip kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakın direkt artık 3 boyutlu modelim üretti ve bana verdi. Şimdi ben bunun download diyerek indireceğim. Hemen aynı klasörün içine indirebilirim. Bakın buraya görselim geldi. Daha doğrusu pardon 3 boyutlu modelim geldi diyebilirim. Şimdi işi biraz daha zorlaştıralım isterseniz. Biraz daha böyle zor bir model üzerinden bir şeyler yaptırmaya çalışalım. Bakalım bunu nasıl yapacak. Burada biraz daha teferruatlı bir karakterimiz var. Bunu bakalım nasıl yapacak hiç bilmiyorum. Bu da bayağı zor. Üzerinde desenler falan filan var gördüğünüz gibi. Yine buradan generate butonuna tıklıyorum. Ekstra bakın hiçbir ayar yapmıyor Fotoğrafı yüklüyorum. Generate butonuna basıyorum. Başka da hiçbir işe karışmıyor Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde 3 boyutlu model üretebiliyorum. Hani diyorlar ya bizim sektör elden gidiyor falan diye hakikaten gidiyor gibi. Ama sektör hiçbir zaman bitmez sadece şekil değiştirir. Onu da en baştan söyleyelim. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar karakterimiz üretti. Hemen şöyle bakacak olursak baya baya güzel bir şekilde ürettiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bunun da buradan direkt GLB olarak çıktısını alalım istiyorsanız. Tıkladık. Hemen buradan gerekli ayarlamaları kendisi yapıyor. Bu bittikten sonra sevgili arkadaşlar bir de şu kale var veya şu insan da yapabiliriz ama şu kaleyi yapmayı tercih edebilirim. Çünkü biraz daha böyle tefavratlı bir modele benzediği için bunu yapabiliriz. Yani bu modeli üreten bunu da çok rahat bir şekilde yapar diye tahmin ediyorum. O yüzden şu kale tarzında bir modelle yapabiliriz. Kaleye baktığımız zaman diğer açılardan hiçbir şekilde bir şey gözükmediğini görebiliyorsunuz. Sadece önden bir görüntüsü var. Ben bunların hepsini arkadaşlar Gemini'de ürettim. Gemini'nin kendi içinde ImageGen 3 müydü galiba tam hatırlamıyorum. Öyle görsel üretme algoritması var. Onu kullanarak yaptım. Ekstra başka bir şey yapmadım. Yani bu görsellerin hepsini kendim ürettim diyebilirim. Şimdi bakalım modelimizin bize hemen indirme bağlantısını buradan verdiğini görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde verdi. Yine buradan download GLB diyoruz. Buna da ne diyelim? Ork diyelim. Hatta şuna da bir isim verelim. Buna da Spiderman diyelim. Yani Spider-Man. Buna da Ork diyelim. Bu Ork modu onu da tam bilmiyorum ama böyle isimler verebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak bir de şu modeli deneyelim. Bakalım bunu nasıl yapacak çok merak ediyorum. Burada da bir kale fotoğrafımız var. Dediğim gibi sadece önden bir görünüşü var. Sağdan soldan falan hiçbir şekilde bir şeyi yok. Şimdi yine buradan generate butonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi üretme aşamasına geçti. Bakalım bunu nasıl yapacak bunu da cidden merak ediyorum. Çünkü baktığımız zaman hani burada farklı bir fotoğrafı da yok. Sadece önden gözüken bir fotoğrafı var ve bunun üzerinden bir algoritma, bir yapay zeka üreterek bu görseli bana oluşturmaya çalışacak. Biz de bu arada şu modele falan bakalım. Gayet güzel bir şekilde ürettiğini görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Baya baya güzel. Evet kaleyi de garip bir şekilde çok güzel ürettiğini söyleyebilirim. Bunun da şuradan hemen ne yapalım? Extract diyerek GLB formatına çıktısını alalım. Dediğim gibi arkadaşlar Hugging Face üzerinden bunu tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki günlük birkaç saat limit şeklinde kullanabiliyorsunuz ama hani bu tarz basit şeyler için bile birkaç saat demek bile aslında yüzlerce model anlamına geldiğini söyleyebilirim. Yine buradan da aslında dediğim gibi bunu eğer sisteminiz karşılıyorsa lokalde de kullanabiliyorsunuz. Zaten buralarda detaylı bir şekilde nasıl kurulacağı yazıyor. Eğer çok istiyorsanız bunu farklı bir video şeklinde getirerek bunu lokalde nasıl kullanabileceğinizi ayrı bir video halinde belki çekebilirim. Artık istiyorsanız onu da o şekilde ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet buna da tıklayalım ve buna da kale diyelim. Ve buradan da kale modelimizi yükledik. Şimdi Blender'a bir geçelim sevgili arkadaşlar. Blender'da bu modelleri deneyelim. Bakalım nasıl bir görsel verecek bize. Yani nasıl bir model verecek merak ediyorum. Direkt hepsini şöyle Blender'ın içine sürükledim ve attım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Bundan şeyle gelmiş. Ne derler? Parent'lı gelmiş. İlk başta şu parent'ları bir ayıralım. Şöyle koyalım. Şöyle Ork modelimiz, Spider-Man'imiz ve şöyle karakterimiz var. Şöyle yapalım olmadı. Z eksenlerini bozmadan şöyle yukarı doğru taşıyabiliriz. Evet gayet güzel. Tabii ki şimdi modellere baktığımız zaman öyle realistik olmasa da yani böyle çok böyle aman aman olmasa da günü kurtarmak adına gayet güzel bir şekilde modelleri çıkarttığını görebiliyorsunuz. Tabii ki topoloji anlamında mükemmel olduğunu söyleyemem ama farklı algoritmatik yapay zekalar veya işte Quad Remaster adında bazı yazılımlar falan da var. Blender içinde kullanılan. Onları da kullanarak bu modellerin topolojisini ufaktan düzenleyebilirsiniz. Yani sıfırdan yapmaktan ziyade bilmiyorum belki bu şekilde kullanmak adına baktığımız zaman gayet mükemmel bir şekilde modellediğini görebiliyorsunuz. Tabii ki bu teknolojiler şu anda çok gelişme aşamasında, daha çok böyle emekleme aşamasında olduğu için ilerleyen dönemlerde belki bundan birkaç yıl sonra mükemmel modeller üretebilecek bir seviyeye geleceğini söyleyebilirim. Özellikle şu kaleye baya baya şaşırdım. Bunu baya güzel yapmış. Tabii ki arka kısımlarda şu şuralarda baya bozulmalar falan var ama mevzu o değil. Yani en azından bunlar bile gayet güzel bir şekilde çıkartmış. Böyle basit tarzda çalışmalarda gayet güzel bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum bence. Bayağı da güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu modelleri biraz daha ileri seviyeye geçerek ne yapabiliriz? Mesela Mixamo üzerinden bunlara bir animasyon verebilir miyiz? Bir deneyelim isterseniz. Şimdi Mixamo'ya geldik sevgili arkadaşlar. Şöyle dosya konumunu kopyalayayım. Mixamo GLB'yi destekliyor muydu bilmiyorum. Şöyle bakacağım şimdi. Hemen geliyor. Mesela Spider-Man'i atabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Buraya yükleyelim Spider-Man'imizi. Şunları direkt şöyle yapalım istiyorsanız sekmeleri şöyle birleştirelim. Evet şu anda kabul etmedi galiba. Evet kabul etmiyor. Hata verdi. Bunu bir de şey olarak çıktı alalım gerekirse diyecektim ama ha bu benim kendi modelimdi. Ben bunu farklı bir şeyde denemiştim. Söyleyemedim ben bunu farklı bir şeyde denemiştim ama neyse şunun üzerinden deneyebiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Neyse şunu biraz düzenlemeye çalışalım. Bakalım olacak mı? Şöyle merkezi getirelim. Rotation and scale diyelim. kontrol A'dan. Ekstra başka bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu şöyle yapalım. File'dan export diyelim. FBX diyelim. Şöyle dosya konumuna Spiderman diyelim. Yani Spiderman ve Select Object diyelim. Şöyle kopyala diyelim. Yani tekstürler içinde bulunsun. Şöyle export diyelim. Şimdi buraya bizim Spiderman'imiz gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Spiderman'imiz buraya geldi. Şimdi tekrar deneyelim upload diyelim ve buradan dosyamızı şöyle sürükleyerek atıyoruz. Bakalım bu sefer yapacak mı merak ediyorum. Belki GLB'den oldu, belki ne olacak bilmiyorum. Yani belki model desteklemiyor olabilir, belki algoritmalar uyuşmuyor olabilir. Ben de sizlerle birlikte bu kısmı ilk kez deniyorum. Bakalım olacak mı olmayacak mı çok bir bilgim yok. Büyük ihtimal hata da verebilir ama vermezse bizim için de çok garip olacak. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani teknoloji geliştikçe Model üretme kısmı da baya baya böyle kolay bir hale gelmeye başlıyor diyebilirim. Bu yüklüye dursun biz inceleyelim. Belki hata falan verir ama şöyle hızlıca bakalım. Bence günlüğü kurtarmak adına gayet güzel bir şekilde model ürettiğini söyleyebilirim. Özellikle arka kısım detaylarını falan baya baya güzel yapmış. Şimdi burada işin garip tarafı şöyle tekstür diyelim veya fark etmiyor. Burada da bir şeyler eklemiş yani bakın buradaki... Örümcek adamın desen anlayarak arka planı da bir şeyler eklemeye çalışmış. O da gayet ve güzel bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla arka kısımda tamamen yapay zekayı kullanarak oluşturuyor ve gayet de güzel bir şekilde oluşturduğunu söyleyebilirim. Evet şu anda karakterimiz büyük ihtimal algıladı. Demek ki FBX olarak yüklediğimiz zaman oluyormuş. Baktığımız zaman bir sorun olmadığını görebiliyoruz. Next diyelim. Buradan direkt şöyle ayarlayalım bunları. Tabii ki bu ayarlama kısmında ne derler onun adına? Bizim kaplamayı büyük ihtimal görmedi ama neyse önemli değil. En azından bakalım hani ürettiğimiz modelle buradan bir animasyon falan verebiliyoruz mu? Onu görmüş oluruz. Şöyle ekleyelim. Çok fazla detaylı uğraşmadım. O yüzden şöyle hemen geç diyorum bu kısmı. Burada 2 dakika civarında hemen hemen süreceğini bize zaten söylüyor. Şimdi bu işlemin tamamlanmasını bekleyelim. Biz de bir yandan şeye bakabiliriz buraya. Bakın burada gayet farklı farklı fotoğraflar falan da var. Özellikle şu helikopteri falan bir denemek istiyorum. Bunu hiç denemedim. Şuradan generate diyelim. En azından bunun da kullanım mantığını bu şekilde görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Bir yandan bakalım. Evet şu anda loading aşamasına geldim. Buradan dediğim gibi hazır template'ler var. Bunlara tıklayarak direkt buradan görselleri ürettirebiliyorsunuz. Burada bir helikopterimiz falan varmış. Ve bunu üretmeye başladı. Bir yandan da mixamo'ya geçelim. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Gayet düzgün bir şekilde modelimize animasyon atayabileceğimiz bölüme geldik. Next diyorum. Next dedim ve artık modelin buraya gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan mesela şöyle yapalım. Dans diyelim. Şöyle yazalım ve tırlayalım. Buradan böyle farklı dans figürleri falan artık modelimin üzerine ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Yani tabi ufak tefek bozulmalar olabilir. Çünkü dediğim gibi modelin topolojisi falan çok mükemmel aman değil. Aman aman söyleyemedim aman aman çok güzel değil ama en azından güzel bir şekilde çalıştığını buradan görebiliyorsunuz. Evet, gayet mükemmel bir şekilde çalışıyor. Download diyelim. Bunu bakalım Blender'ın güncel versiyonunda çalıştırabilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü bunlar denediğim dönemlerde bende sürekli hata veriyordu. Bakalım bu düzeldi mi, düzelmedi mi hiç bilmiyorum. Bakıp bakıp söylemedik lan yine. Neyse şöyle indirsin. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Wave, hip hop, bilmem ne falan filan. Şöyle aktaralım. Evet gayet bir şekilde geldi. Demek ki düzeltmişler bu hatayı galiba. Oynatalım. Evet çalışıyor. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Gayet mükemmel bir şekilde modelimizin animasyonunu da ayarladık. Ve bu şekilde animasyonumuzu da modelle birlikte oynatabiliyoruz. Demek ki üretilen modelleri bu şekilde animasyonda verdiğiniz zaman gayet düzgün bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Son olarak şu helikoptere bakalım. Vay 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 vay. Hiç beklemiyordum bu kadar detaylıyı ve güzel bir şekilde helikopter oluşturabileceğini. Demek ki mekaniksel modelleri de gayet güzel bir şekilde modelleyebiliyormuş. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük de konumuzun sonuna doğru gelelim isterseniz. Bugün sizlerle birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz Trilis adındaki 3D model öğretme yapay zeka uygulamasını sizlere göstermeye çalıştım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki farklı içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.